Менің ұсыным Абдували Аюб. Мен 2019 жылы 8 айдан бастап Норвегияның Берген шәһәрінде жасап отырмын. Мен вәтінімізде ана тіл пәалиеті, яғни ұйғыр ана тілін қолдау үшін ясли ашқанлығым ва ана тілін тәшәббүс қылғанлығым ва торда мұшу ана тіл мәрифетіне Uyghurlarınki medeniyet hukuklarını qoğdaş, Uyghurlarının mevcutluq meselelerini mulayiz qilish ne mezmun qilgan maqalalarni yazganlığım üçün 2013 yılı 8-ci ayın 19-cu günü tutup getirdim. Ondan keyin 3-cü aylarda mecburlaş asası da bir ixtira qıldırış nəticəsində mən cəmaət amanətinin qanunsuz egilləş deyilən saxta töhmət bilən qamaq cəzası hökm qılındım. Yəni 15 ay qamaq cəzası hökm qılındım. 2014-cü ilə 11-ci ayın 20-ci günü qamaqdan çıxqandan keyin mənim bu kimlikimə çəkit urulğaçqa bu kimlik kontrolü kimlik təşkiliş səbəbindən mən yurtumuzda turuş imkaniyetim bulmadı. Ahırda Qashqar şehri beni karşı elmaydığın kişi de bekitip, benim hatta Qashqar'da üy icarı eliş pürüstümümü bekar kıldı. Şundan ki ben bir kolaylık şaraitlerden paydalanıp, benim pasportumun kolumda boğallıkı ve noposumun lancudu boğallıkını barit özellikten paydalanıp, Çetelge, yani Türkiye'ye geldim. Ondan ki ailem bilen 2019 yılı bu Norveçya'da yaşadım. Hem de bu benim çetelden çıkandan ki kıygan işlerim, yani burunki hizmetlerimden devamı buldu. Yani ben Uyghurlarının ki kişilik hukuk meseleleri, Uyghur medeniyetinin ki yokuş kucuravat kallığı, muhacirettik ki Uyghurlarının Hıhtay'ın ki uzun koluğa, uzun tırnaklarına ilinişip korkunç içinde yaşayatkanlıkını halkara ahbaratlığa yetküzdüm bulup mu? 2017 yılı 4. İyul günü Mısır'da yüzbergen Uyghur hukukçularını tutuş vakasını ben birinci bulup ahbaratlığa yetküzdüm. Ondan kim şu Uyghurlığa yürgüzdü atkan concentration camp lagırlar meselesini dünyaya anlatış, ondan Uyghur tili ve medeniyetinin ki veyrançılık uçuraş meselesini, ondan musafiretteki Uyghurlarının ki pasport, kimlik, kıyınçılıklarını ve Xitay hükümetinin ki münasifetlik elçilerinin Uyghurlarla münasifetlik resmetlerini becerip vermeyi, kıyınçılık tutturup atkanlık, kadarlık meselelerini yazdım, muhbirlerle tanıştırdım. Ve şu palaketle uçuran Uyghurlarını muhbirlerle uçuraştırıp bu ahbarat palaketle şoğullandı. Bu sebepten benim ailem deki akam Erkin Ayub, sınlım Sacidgül Ayub 2017 yılı birisi 8. yani birisi 9. aydan kiyen tutup getildi. Xitay hükümeti 2019 yılı lagırdakilerini bütünleri kuvvetli ok degen bozumu benim akam bilen sınlım sadece gün ayıp bilen erken ayıp tekiçe Xitay lagırlarında turadı. Ben Xitay hükümetinin biz bir kanun bilen başkurulduğun devlet degen bayanatığa işin işini arzu kılıyım. Xitay hükümeti hiç bulmadan çağda özünün kanunuğa emel kılışı gerek. Məsələn, əgər mənim sınlım bilən akamının cinayeti bolsa, bunu kanun boyunca sotlap, tigişlik cazasını bəsə mən onu başqa fikrim yox. Lekin, Xitayının kanunu boyunca boğan çağda akam bilən sınlımının 3 yıldan artıq lagırda tutup turulışı kanunga xilap. Mən Xitayının öz kanunu boyunca akam və sınlımını qoyub verişini tələb qilibə. Ondan, Xitay kanununda her kanda fukranın advokat teklif kılış hukuku var.
Sanlım bilen akam müşkün içe bir adukatka erişemedi. 3 yıldın aştı. Ben ulanın bir adukatka erişişini, şu adukat arkalık benim ulanın bir ala kılal işimini arzu kılıyım. Ben Xitay'nın münasebetlik organlarına, akamın idarasına, sanlımın idarasına ne çıkartım telefon kıyım olsam mı? Bundak adam yok degen cevap geliştim. Eğer bundak adam yok olsa ula ölüp gitti mi? Ulağı zadı nem boldu, ula zadı kayadı. Ben ulağılan kaçan alağa kışarlayım. Xitay hükümetinin bu telefonunu mu kobol kılışını ve cevap verişini arzu kılıyım. En pekat bulmağından ben ulağının hayat ya ki ölüklüğünü bilişim gerek. Bu benim hakkım.